Benim sağlık sen olarak biz 2011 yılından beri sağlıklı şiddete karşı bir mücadele ediyoruz. Bununla alakalı birçok çalıştaylarımız, sempozyumlarımız gerçekleştirdik ve mecliste sağlıklı şiddet komisyonu kuruldu. Sağlıklı şiddeti önleyebilmek için birçok çalışmalar gerçekleştirildi ve yapılmış olan bütün uygulamalar sağlıklı şiddet uygulandıktan sonra şiddet uygulayan kişilere cezai müeyyideler şeklinde olmuştur. Cezalar artırılmıştır. Kişilerin tutuklu yargılanmaları noktasında bir takım kararlar alınmıştır. Beyaz kod uygulaması başlatılmıştır. Kişiye şiddet uygulandığında bu bir kamu davası niteliğine dönüştürülmüştür. Devletin ücretsiz avukat tahsisine varıncaya kadar birçok güzel şeyler yapıldı, olumlu işler yapıldı ama bunlar sağlıklı şiddeti azaltacak olsa da ortadan kaldıracak veya minimize edecek şeyler değil. Önemli olan burada şiddet olmadan, şiddeti oluşturacak unsurların ortadan kaldırılacak şekilde bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Biz bugün COVID ile mücadelede bile her ay sağlıkta şiddet raporu yayınlıyoruz. Yani bizim bir önceki aya göre şiddet vakaları bir sonraki ayda daha çok artıyor. Yani bir önceki ay 14 tane şiddet vakası olmuşken bu ay 22 tane şiddet vakası oluyor. Şiddete karışan vatandaş, şiddet uygulayan vatandaş sayısı artıyor. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı sayısı artıyor. Yapılması gereken bana göre en önemli şey nedir? Vatandaşların bu noktada duyarlı olmasıdır. Şiddet uygulayan kişilerin toplumda refüze edilmesidir, değersizleştirilmesidir, itibarsızlaştırılmasıdır.